Sensin diyorum ya bu kartlarla. Senin özün, senin yaratılışın, senin ruhun çok derin, bilge, aynı oranda saf, spontane, yargısız, kabulde. Senin özün, sevgi, neşe, huzur. Bu üç kart. Sevgi, huzur, neşe. Bilerek de bu çiçekleri seçmemiştim, enteresan bir şekilde. Çiçek ya bütün bu kartların diğer tarafları. Eşimin benim için çizdiği veya bana atfettiği, çok şanslıyım. Yaşam onları da benzer renklerde bu sunum için herhalde toparlamış. Kim bilir. Şöyle ki, neşeyi, huzuru, sevgiyi dışarıda aramayı sürdürdüğümüzde çok fazla bir yere varamayız. Sen de farkına varmışsındır. Bir ileri, üç geri. Bir, çok iyi hissediyorum. Nasıl oldu ya? Bu nereden çıktı? Yani ne olursa olsun, her şeye rağmen kalbinin sevgisini hissedebilir misin? İçin huzurlu, güvenli olabilir mi? Öyle kahkahalara, esprilere gerek yok. Bir yerden bilirsin ki böyle bir sakin bir mutluluk vardır, bir neşe vardır. Çünkü ne olursa olsun, sen yolundasın, sevgindesin, yaşamla berabersin ve ne karşına çıkıyorsa, kim seninle beraberse, bunlar da bu bütünün parçası. Şimdi sevgi hakkında zaten bir paylaşımım var. Ona dilersen bakabilirsin. Onun için ona girmeyeceğim. Huzur ve neşe. Onları böyle zaten altyapısını verdim sana. Onları beraber işlemek istiyorum. Huzur diyelim. Kartta ne demişim huzura? Harika. Damardan. Hayatla pazarlık yok. Şimdi olmaz, yarın. Bu değil, diğeri. Sıcak değil, soğuk. Habire, ben bunu isterim, bunu istemem. Şimdi var, al bunu götür. Niye bunu getirmedin? Yok ya. Daha sonra. Kendini bulmaz mısın böyle bir takım? Yok, bu bana uymadı. Gibi. Çünkü neden? Şartlı, daha kısıtlı benden o alıştayız. Devam ediyorum. Baştan sarıyorum. Hayatla pazarlık yok. Şimdi olmaz, yarın. Bu değil, diğeri. Sıcak değil, soğuk. Olanla elindekiyle yüzleşebilir misin? Huzur, senin potansiyelin, sorumluluğun ve pratiğin. Sen olan bir şeyi nasıl pratik edeceksin ki? Hepsini pratik edeceğiz çünkü unutmuşuz. Çünkü o kadar şartlıyız ki, çünkü o kadar dışarıya bakmaya, içeriye yönelmeye bir alışkanlığımız yok ki. Dolayısıyla potansiyel diye diyorum. Çünkü sensin. Sensin, farkında bile değilsin. Evet, huzurlu hissettiğin zamanlar var. Çünkü belki çok sevdiğin birisi seni ziyarete geliyor, berabersiniz. Güzel bir iş teklifi aldın veya harika bir yemek yedin onun ertesinde. Hep dışarıyla ilintili. Mi. Benim için tabii bunlar. Sen her zaman sorgulayacaksın. Senden istediğim o, lütfen. Dönüştükçe, yaşamla pazarlığı bıraktıkça,
olanı karşılamaya başladıkça bu potansiyel kendini parlatmaya başlıyor. Ve sen yansımasını her halinde hissetmeye başlıyorsun. Okey. Potansiyelin, sorumluluğun, evet. Çünkü kendi yaşamından, kendi pratiğinden, kendi huzurundan sadece sen sorumlusun. O suçladığın, böyle yapmamalıydı dediğin kişi değil. Ya hatırla, her şeye rağmen her şey kanalıyla. Okey. Neşe. Çok sevdiğim bir öğrencim var. Arkadaşım Neşe. Bu da ona gitsin ve de hepimize tabii gelsin. Şöyle demişim. Demin bir küçük üstünden geçtim zaten. Çok basit, net. Anlık kahkahaların pozitif kalıpların ötesinde. Ne olursa olsun derinden anlayış, kabul, hafiflik, teşekkür. Yani o daha yüzeysel anlamda neşe değil bu. Benim mesela o tarafım da var. İyi hissettiğim zaman kahkahalara da bürünebiliyorum. Espriler de yapabiliyorum. Ona buna da takılıyorum. Şudur budur. Ancak çok daha yüzeysel. Tabii içindeki neşeyle, huzurla, sevgiyle buluştukça belki o dışına da bir şekilde yansır. O şekilde yansımayabilir de. Neşe senin özün. Ya dolayısıyla o yüzeysel gösterişteki bir takım kalıpların dışında ne olursa olsun, tekrarlıyorum, canın yansa dahi, o an sıkışsan dahi, ya burada bir şey var, ben bunu bugün şu an göremiyorum, ancak bu olmaktaysa burada bana dair, şifama dair bir şey var. Zaten burada ne olmaya başlıyor? Bir alan sunmaya başlıyorsun. Bir açılıyor orası. Kabul, hafiflik, teşekkür. Hafiflik çok değerli. Çünkü bütün bu kabul edemediklerimiz, hayır dediklerimiz acayip yüklü geliyor ya. Bu oranda sıkışıklık, omuzlarda ağırlık, alnında acı, kalçalarda sıkışıklık, omurga büzülüyor. Nasıl hafiflik? Tabii çünkü dediğin zaman ki burada bir şey var ya, yaşam bunu benim için sunuyorsa ben buna güveniyorum. Şu an göremesem dahi ben bununla kalabilir miyim? Dolayısıyla teşekkür. Her şey istediğin gibi gittiği zaman değil de gitmediği zaman da peya yaşam benim için en iyisini biliyor. İşte böyle neşe, huzur, sevgi sensin. Kaç tane kart var, kaç tane günün ilhamı diye böyle içime doğanları paylaşıyorum. Yogaya giriyorum, çıkıyorum. Bin senelik öğretilerden bahsediyorum. Hepsi o kadar birbiriyle örtüşüyor ki. Çok enteresan. Yani o zaman anlıyorum ki her ne kadar yer yer kısıtlı kalsam da bu inanılmaz zekanın, bu inanılmaz ağın parçasıyım. Yalnız değilim. Destekleniyorum. Dolayısıyla bu farkındalıktan sana sunmaya özen gösteriyorum. Kendi başıma yapabileceklerim daha kısıtlı. Ancak sen beni dinlersen, sen dönüşümünde ilerlemeye devam edersen, o alan genişliyor.
Ne kadar çok ihtiyacı var dünyanın bize, sana, bana ve bizlere. Böyle çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Çok iyi hissediyorum. Seni de bırakamıyorum. Ama bu kadar olacak bugün. Tekrar tekrar dinle. Tekrar tekrar nefesine gel. Tekrar tekrar soruşturmalarını yap. Tekrar tekrar şükürlerini sun. Yaz. Eğer bu yolculuktaysan, kendi üzerinde, kendi dönüşümün üzerinde çalışıyorsan, kesin bir defterin olsun. Benim defterlerim, defterciklerim gırla. Çünkü yazarken çok yüzleşebiliyorum. Ve bugün göremediğimi başka bir gün üstünden geçerken, onu yaparken, bunu yaparken keşfedebiliyorum. Yazmak iyi geliyor. Neyse, böyle. Bunu da buradan böyle spontane çıktı, sunayım dedim. Teşekkür ediyorum zamanına, gönlüne. İyi ki varsın.